Efendim, bayram, tabii bayramın olmazsa olmazı nedir? Baklavalar. Baklavalar, evet, görmüş olduğunuz işte gibi. İşte şimdi bayram sabahı i̇şte gibi şimdi. Hissettim yani gerçekten. Evet, bayram denildiğinde tabii ki hepimizin aklına hemen baklava geliyor. Baklava geliyor. Artık bayramın simgesi ve tabii baklavaları da görüyorsunuz, çeşit çeşit fıstıklı var. Cevizli, fındıklı. Bu yeni değil mi? Midye bu yeni ve bir şey. Tabii midye. Ki bir konuğumuz var stüdyoda bizimle birlikte. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Sayın Mehmet Yıldırım bizimle birlikte baklavanın püf noktalarını kendisine soracağız. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Hoş günaydınlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar dileyelim. Evet, konuşmaya başlamadan birer tepsi yesek mi acaba? Dayanalım, çok güzel gözüküyorlar. Evet. Öncelikle nereden başlayalım? Fiyatlardan başlayalım mı bu bayram? Her dakika bir hemen fiyata girmeseydik. Ben şundan fiyatlarla başlayalım dedim. Dün ben bir tatlı alışverişine yapayım dedim. Çıktım işte bir saatten fazla bir süre sıra bekledim. Çok da yoğundu tatlıcıların önü, baklavacıların önü. Bekledim. En nihayetinde de fıstıklı baklavaya ulaşamadım. Fıstıklı en çok tercih edilen galiba, evet, değil mi? En çok tüketilen. Ama fiyatlarla bir karşılaşınca... Ne oluyor dedim. Şimdi tabii ucuz baklava da var, pahalı baklava da var. Kaliteli baklava her zaman için tabii fiyatı yüksek oluyor. Ucuz baklavanın fiyatı düşük oluyor. Buradaki tamamen bu fiyatı belirleyen ham madde fiyatları. Kullanılan malzeme. İçerisine kullanılan malzeme. Fıstığı malzemesi ne kadar bol olursa fiyatı da o kadar Şimdi yüksek en oluyor. Pahalısı fıstıklı mı? Evet. En pahalısı fıstık. Evet. Fıstıklı da ne kullanacak? Boz fıstık kullanacak. Tabii. Boz fıstık da pahalı bir şey. Evet, öyle bir ucuz bir şey değil. Olarak. Ben de yani anlarım biraz. Tabii fıstık maliyet birinci etken oluyor. Ama yağ da iyi bir etken. Şu anda tereyağının kilosu da 300 lira olmuş durumda. Şu anda kullandığımız buna Urfa sade yağı. Fıstıkla beraber olunca diğer kullanılan un, nişasta, bunlar da olunca... Ustası da usta. Değerli, kıymetli. Tabii. İyi bir baklava kaç kat olmalı Mehmet Bey? Ortalama, kaç kat? Ortalama bir tepside 40 kat 40 oluyor. 40 kat. 40 kat oluyor. Bu tabii elde açılması makbul. Elde açıldığında daha kaliteli oluyor baklava. Artık kültürümüze de girdi. Ülkemizin de milli tatlısı oldu. Baklava peki, Türk tatlısı mıdır? Tamamen Türk tatlısı. O kültürümüze girdi dediniz ya, işte ben de biraz önce söyledim. İşte bayram deyince aklımıza ilk gelen baklava. Nasıl bu baklavayla bayram özdeşleşti, iç içe geçti? Bunun öyküsü, hikayesi ne? Osmanlı döneminden beri böyle. Hı hı. Osmanlı İmparatorluğu zamanında da bayramlarda hep baklava olurmuş. Baklava alayları varmış. Tabii, baklava alayı olmuş. Yani bir devlet törenine adını, hı hı, koymuş. Yani ta Göcebe Türklerden beri yapıla gelen aslında bir tatlı. Asil bir tatlı. Saray tatlısı olarak bilinir. Sofraların padişahı, padişahların da tatlısı olarak bilinir. O yüzden dolayı zaten asaletini hala günümüzde koruyor. Dünyanın iyi yapıldığında, iyi bir malzemeyle, iyi bir ustalıkla yapıldığında dünyanın en harika lezzetine sahip olan bir tatlıdır. Ben mesela baklava gerçekten hani mükemmel seviyeye ulaşmış gibi geliyor. İşte 40 kat olması herhalde ilk baştan beri 40 kat değildir ama yıllar içinde, yüzyıllar içerisinde mükemmel. Böyle yeni yeni çeşitler görüyorum. Mesela bu neli baklava? Bu mor baklava diyoruz buna. Bu da işte bu son bir seneden beri revaçta oldu. Bu içerisinde bunun una katıyoruz bunun. Mor meyve ve zebzelerden elde edilen antisyoniner var. Onlar alınıyor. Bir toz haline bize veriliyor. Ununa katıyoruz. Gene pancar şekeri veriyoruz. Ama o antisyoninlerin sayesinde diyabet hastası mesela şeker hastası onu yediğinde şekerini yükseltmiyor. Ha, onlar için özel, evet, bir baklava. Sağlıklı da diyebiliyoruz. Sağlıklı bir baklava, evet. Ben mesela dedim ya biraz bu konuda biraz muhafazakar. Baklava fıstıklı olur ve belli şartları olur. Ama işte son yıllarda bu inovasyon, çeşit çeşit soğuk baklavalar oluyor. Başka baklavalar içine badem koyuyorlar, başka bir şey koyuyorlar. Şimdi kaç çeşit baklava var böyle? Bunu saymaya kalktığımızda 50-60 çeşit sayabiliriz. Hem yurdumuzda da değil mi? Yani Türkiye'nin dört bir yanında da değişik yapılıyor. Tabii. Yani 50-60 çeşit sayabiliriz. Yani çeşitlerini çoğaltabilirsek. Ama klasikleşmiş halkın en fazla tercih ettiği ürünler var. Siz onlardan bir 6-7 çeşit. Baklava uzmanı olarak, evet, fıstıklı mı cevizli mi diyorsunuz? Şimdi önceden Osmanlı döneminde cevizli olunmuş baklavalar. Öyle tanınmış. Fakat sonradan fıstık çıktıktan sonra
fıstıklı yapılmaya başlandığında halk fıstıklıyı daha tercih eder hale gelmiş. Biz de bunu satışlarımızdan zaten anlıyoruz. Diyelim ki ortalama 100 tepsi satıyorsak bunun 80 tepsisi fıstıklı oluyor, 20 tepsisi ceviz oluyor. Evet, dün ben gittiğimde fıstıklı baklava tükenmiş olmuştu. Bunu ben ünlü bu Yıldız var, Charles Teron'la bir röportajda bir yerde baklava yiyordu. Ona da sordum, biliyor musun baklava sen ne seviyorsun? Dedi ki cevizli, kavga ettik. Dedi fıstıklı daha iyi, diyor ki ben cevizli seviyorum diyor. Ama ben de fıstıklıcıyım. Tabii bu da biraz yöresel olarak değişiyor. Hı-hı. Mesela diyelim ki Karadeniz'dekiler, onlar da fındıklı tercih ediyor. Fındıklı var orada. Peki yöresel demişken İç Anadolu bölgesinde cevizli biraz tercih ediyorlar. Yöresel baklava farklılıkları nedir? Mesela işte Diyarbakır baklavasıyla Gaziantep baklavası arasındaki fark ne? Aslında bir fark yok. Baklava standart yapıla gelen bir ürün. Ama burada dediğim gibi bu cevizli fıstıklı meselesi veya da şekil değişikliğinden kaynaklanıyor. Mesela diyelim ki Trabzon'da yapılan, Karadeniz'de yapılan bir çeşit var. Şekli farklı. Ama yapılışı, hamuru, hepsi baklava. Baklava ben gördüm okuduklarında, mesela lor peynir konulan baklavalar var. Kavunlu baklava yapmışlar. Bunlar artık biraz işin şeyine kaçıyor herhalde. Osmanlı döneminde vardı. Kavunlu var mı? Baklava vardı. Öyle mi? O kadar eski mi? Sade baklava, kaymaklı baklava vardı. Onlar da vardı. Hatta portakallı baklava gibi vardı. Portakal kabuğundan rendelenmiş yapılan, Osmanlı döneminde vardı. Tarihi kaynaklardan bunları okuyabiliyoruz. Ama günümüzde artık dediğim gibi halkın tercih ettiği, tüketicinin tercih ettiği işte fıstıklı baklava, şöbiyat, havuç dilimi, midye bu son 2-3 seneden beri parladı. Midye. Ama bu tamamen artık bundan sonra klasikler arasına girdi. Değil mi? Çok çeşitler yapıldı baklavada ama midyenin özelliği üstünün çok ince ve baklava. Böyle çıtır çıtır olması değil mi? Ondan sonra bir de son dönemde soğuk baklava çok tuttu. Bir de ev baklavası var. Şimdi ev baklavası var, etiketi görüyoruz birçok tatlıcılara gittiğimizde. Farkı ne? Farkı işte her katın arasına ceviz atılması veya fındık atılması diyelim. Önceden evlerde yapılırken hanımlar bunu yaparken biz tek katın arasına ortaya atıyoruz fıstığı veya cevizi. Hanımlar yaparken işte 6-7 kat atmışlar. İşte 3-5 kat yufka döşemişler, araya ceviz atmışlar, bir daha döşemişler, bir daha ceviz atmışlar, bir daha döşemişler, bir daha ceviz atmışlar. Bu da ev baklavası olarak ortaya çıktığında sektör bunu hemen kopya çekti. Ondan sonra kendisi de yapmaya başlayınca ev baklavası olur. Biraz da evlerde biraz şerbeti hafif verirler. Hı hı. Yani şeker olan az olur. Sektör bunu da hemen uyarladı. Böyle olunca ev baklavası da artık satışlara girdi. Onun tadı da başka olur ha. Evet. Ev tatlısı da güzel. Şimdi halam ev, yapar yani. Ev baklavası demişken evde yapım için ne önerirsiniz? Şimdi belki hala yapmamış olanlar, baklava yapım hazırlığı içinde olan izleyicilerimiz vardır. Siz ne önerirsiniz? İyi bir baklava ya, için. Ya iyi baklava evde bu tamamen artık bir heves meselesi. Yani eğer evdeki hanımlar ben baklava yapacağım diye heves ediyorlarsa, birincisi zaten bir deneme yanılma yöntemiyle o yufkayı açmaya çalışması lazım. O yufkayı ne kadar iyi açabilirseniz baklava o nasıl kadar iyi olabiliyor. Nasıl olmalı o yufka? Böyle zar gibi. Buradan bakınca arkası gözüküyor. Evet, ne kadar ince olursa o kadar baklavanın kalitesi artıyor. Ama evde belli bir inceliğe kadar açabiliyor hanımlar. Biraz kalın olur o. Çünkü baklava yufkası açmak gerçekten çok ciddi bir ustalık. Onun oklavası bile özel mi? Tabii tabii. Değil mi? O bile özel oluyor, yani. Özel oluyor. Bir ağaçtan mı yapılıyor? Özel bir ağacı var mı? Armut ağacından daha iyi olur. Derler değil mi? Derler. Biz de daha önceden kullanıyorduk ama şimdi armut ağacı kalmadı tabii. Şimdi artık... Ya çok özür dilerim. Ben bunu gördüm. Evet. Makinayla açıyorlar. Bu bir şey gördüm, böyle bir yuvarlak metal bir makina. Şimdi o biraz fark etmiyor mu? Görün böyle lahmacunu da artık böyle makinayla açıyorlar hamurunu. Evet. Ben Antep'li gördüm, içli köfteyi bile makinayla yapıyorlar hamurunu. Artık oysa bu elle olması lazım değil mi? Teknoloji hayatımıza girdi. Ben bundan yaklaşık 20 sene önce, biz 11 yaşından beri biz bu mesleğin içerisindeyim ben. 20 sene önce derdim ki ne, bu baklava yufkasını açacak bir şey olmaz derdim. Fakat günümüzde şu anda artık teknoloji o kadar gelişti ki baklava yufkasını artık makinede açıyor. Mehmet Bey, biz de öyle diyoruz. Yapay zeka spiker yapmışlar. Yani evet. Ama tabii el açımını hala tutmuyor. Peki, tutmaz, zor. İyi bir baklava, yani kaliteli malzemeden yapılmış iyi bir baklavayı nasıl anlayacağız? Şimdi tüketici bunu bakarak biraz zor anlar. Biz anlayabiliyoruz. Baktığımız zaman şurada bir baklavanın işte ne hatası varsa biz anlayabiliyoruz. Mesela ama nasıl anlıyorsunuz? Siz görünüşten nasıl anlıyorsunuz? Şeklinden, duruşundan, şu hamurun şeklinden anlıyoruz. Şunun dizilişinden anlıyoruz. Diliminden anlıyoruz. Pişme durumunu şu anda ben bunun
baklavanın iyi mi pişmiş, kötü mü pişmiş ben onu anlayabilirim. Bir usta olarak. Esra nasıl anlayacak? Onu ancak yiyince anlayacak. Tadınca anlayabilir. Bizde şimdi şöyle bir şey var. Biz diyoruz ki hani... Kokudan anlayabilir miyiz mesela? Tabii. Bir kokuda şimdi o tereyağı kokusunu anlıyorsanız. Ama o da yeterli değil ya. Dediğim gibi ancak tadınca anlayabileceksiniz. Bizde şimdi şöyle bir tarif var. Yani iyi bir baklava nasıl olması gerekir? İşte baktığınızda altın sarısı parlak bir renkte göze hitap etmesi lazım. Çatalı batırdığınızda o hış sesiyle de bir kulağa hitap gelecek. Etmesi lazım. Tabii. Ondan sonra alıp da böyle ağzınıza götürürken o Antep fıstığı ve tereyağının kokusuyla burnunuza hitap etmesi lazım. Mehmet Bey bitirdiniz. Dayanacak gücüm kalmadı. Damağınıza hitap etmesi lazım. Midenize hitap etmesi lazım gibi. Ama bunu işte ancak yiyince anlayacak. Bir de yiyince deyince yemenin de püf noktası var değil mi? Böyle bir de şöyle bir şey var. Ters çevirip işte altı, baklavanın altının damağa gelmesi şeklinde. Öyle mi yenir? Evet. Yani usulü o. Tadı öyle mi alınır? Ya şimdi mesela diyelim ki bazı ürünlerin yeme usulü vardır. Mesela Urfa'da mırra vardır. O mırrayı içmenin bir usulü vardır. Yani işte alacaksınız, fincanı yere bırakmayacaksınız falan gibi bir şey var. Baklavada da artık öyle bir gelenek olmuş. Baklava çünkü zor yapılan, gerçekten bir sanat eseri olduğu için ona saygı duyarak yemek lazım. Ben bazen müşteri geliyor dükkana, arıyor çatalı. Baklava yerken darmadağın ediyor. Benim içim gidiyor. Diyorum ki ya biz ona o kadar emek vermişiz. Yani bunu böyle yapma. Al bütün ısır ye. Yani keyfine var. Evet. Bir şeyi söyleyeceğim. Şekil dedik ya. Şekille ilgili okuduğum, dinlediğim şeylerden birisi şu. İşte mesela havuç dilimi. Baklavaya ne kadar az bıçak vurulursa o kadar lezzeti böyle şeyi artar diye bir şey okudum. Doğru mudur bu? Mesela onun için havuç diliminin bir farkı var diyorlar. Yok. Öyle bir şey yok mu? Havuç dilimi zaten bir bütün olduğu için daha biraz gevrek oluyor. Yerken de ısıra ısıra yemek lazım bunu. Aslında şimdi mesela bıçakla kesip yiyordur. Ama bunu mesela ters tutup da böyle ısırarak yediğinizde onu en azından o hışırtıyı, o şeyi alıyorsunuz hem ya. Hem buruna, hem kulağa, hem damağa. Aynen öyle oluyor. Peki bir şey diyeceğim. Baklava hani böyle elle yenir falan dedik ya. Şimdi görüyorum bazı yerlerde, restoranlarda falan iyice işi şova dökmüşler. Bunun arasına kaldırıyor, dondurma koyuyor, onu eziyor, basıyor, bir şeyler yapıyor. Kaymak, arasına kaymak. Mesela özellikle havuç dilimin arasına işte onu ikiye ayırıyor, arasına kaymak. Öyle bir şey koyuyor. Servis edilebilir. Ya koyabilir, servis edilebilir ama üstüne basıp da ezdiğiniz zaman zaten baklavanın özelliği gitti. Öldürdün, yazık, günah yani. Siz peki kaymakla yenilmesini önerir misiniz? Tabii. Baklavanın. Tabii kaymakla yenir. Ondan sonra biz mesela ben kendim şahsen alıyorum 3 dilim baklava, bir bardakta soğuk süt alıyorum. Ben de öyle seviyorum. Ha, süt de seviyorsunuz. Süt de seviyorum. Soğuk süt. Yani yanında içecek olarak ne öneriyorsunuz mesela? İşte siz süt dediniz. Bir mesela de ayran geleneği de var değil mi? Ya, ayran da var. Ayran aslında da onun bir sağlık altyapısı da var. Yani özellikle işte şeker, şekeri diyabet dengelemesi için. Süt de şekeri dengeler. Ayran da şekeri dengeler. Biz düz ayran, su içiyoruz. Ayranla tükettiğiniz zaman, sütle tükettiğiniz zaman mesela 3 dilim yiyeceksiniz, 5 dilim yersiniz. Hafifleştiriyor. Mehmet Bey bir şey diyeceğim. Biz biliyorum mesela Gaziantep'te başka yerlerde de biz yurt dışına da baklava gönderiyoruz. Nedir? Ne kadar göndeririz? Nedir? Bunun mesela bir ticari hacmi nedir baklavayı? Yurt dışıyla şey ihracatımız var mı? Ne kadar? Var. Şimdi günden güne yani yıldan yıla da ihracatımız şükür artıyor. Mesela 2022 yılındaki ihracatımız 30 milyon dolar olmuş. İyi, fena değil. Ama tabii şimdi bu 30 milyon dolar diyoruz da resmi rakamlar bunlar. Bir o kadar da paket gidenler var. Gelen turistlerin götürdüğü veya bizim vatandaşlarımızın yurt dışına giderken götürdükleri var. Onları da sayarsak bunu çarpı iki demek lazım. Biz peki yurt içinde böyle bir oran var mı? Mesela kişi başı ne kadar baklava tüketiyoruz? Kişi başı şöyle söyleyeyim. Bizim günlük yaptığımız çalışmada ortalama 1250 ton ülkemizde baklava üretimi var. Günlük 1250 ton baklava üretimi. Biraz önce daha girer girmez ben size fiyatları falan sordum ama şimdi ortalama bir fiyat ne olmalı? Mesela izleyicilerimize şöyle söyleyebilir misiniz? İşte eğer şu fiyata alırsanız orada bir tereddütünüz olsun diyebilir misiniz? Şimdi 150-200 liranın altında satılan baklavalara şüpheyle yaklaşmak lazım. Çünkü bu işin maliyeti var. Bunu da biz hepimiz biliyoruz. Yani 150-200 liranın altında baklava alıyorsanız orada şüpheyle bir yaklaşmak lazım. Orada bir şüpheli durum var demek. 60-70 liraya satılan baklavaları duyuyoruz. Cevizli baklavaları duyuyoruz piyasada. Ne kadar sağlıklı olur? Artık onlar takdir etsinler. Şimdi baklava da dediğim gibi
iyi bir baklavada, kaliteli bir baklavada yemeyak isterseniz 400-450 lira civarında fiyatları öyle, var. Çünkü evet, niye? Gerçekten burada fıstık var, tereyağı var. Ben size iki kalem söyleyeyim mesela. Hı hı. Fıstığın kilosu 600 lira, tereyağının kilosu 300 lira. Bir kilo baklavaya ortalama yaklaşık 150 gram fıstık gidiyor. 90 lira yapar. 150 gram. Evet. Bir kiloda bir kilo sadece fıstık maliyeti. Fıstık 90 lira yapar. 90 lira. 250 gramda yaklaşık tereyağı gider. O da 75 lira. 165 lira yaptı. 75'i topladık. Uzattık. Bir de fıstık nazlı bir sadece, ürün. Bir sene oluyor, bir sene olmuyor. İki kalem söyledim. Bunun unu var, şekeri var, nişastası var, içine kullanan yumurta, az da olsa yumurtası diğer var. Diğer maliyetler işçilik var, işçilik var, işletme giderleri var, enerji var, her şey var. Bir de bundan var. Kar edeceksiniz, işletme kar edecek bundan. Dolayısıyla bu ne oluyor? 400-450 liraya ancak satılabiliyor. Daha aşağısına iyi bir kaliteli baklava, daha aşağısına olmuyor. 400 liranın aşağısında bir fiyatla karşılaşırsa tüketici iyi bir baklava almak istediğinde anlasın ki onda yarı yarıya margarin vardır. Malzemeden kısma var. 400 liranın altı için mi diyorsun? Evet. 400, evet. 400 liranın altıysa kalitede bir ama sorun vardır bunu diyorsunuz. Margarin yağlı yaparsınız. Az fıstık kullanırsınız. Az ceviz kullanırsınız. İşte az makinayla kat yaparsınız. Margarinle yapınca donma oluyor herhalde. Değil mi? Donuyor. Tadı, lezzeti farklı. Kokusu gelmez bir kere. Lezzeti farklı. Bir şey soracağım. Bir de en çok merak edilen şeylerden biri. Nasıl saklanmalı baklava? Normal oda sıcaklığında. Oda sıcak. Buzdolabı değil. Buzdolabı değil. Evet. Şey var bizim, bir de kuru baklava var. Onun evet, ne farkı var onun? Onun şekeri biraz sert veriliyor. O da güzel olur ama. Yani. O, mesela bunlarda kaymak var. Arada kaymak çalıyoruz biz bunların içerisine. Ona kaymak da çalınmıyor. Onlar uzun yolda tediyelik falan götürürken. Öyle. Yani saklama deyince o geldi aklıma. Evet, o biraz daha tercih ediliyor. Ömrü uzun oluyor. Evet, evet, biraz daha uzun oluyor. Biraz önce bir kitaptan bahsettiniz, evet, ya yeni yaptırdınız. Biraz böyle baklavanın tarihi. Ya, neredeyse baklava 3000 yıllık atlası bir... diyebilir miyiz biz ona? Evet, şimdi... 3000 yıllık bir tarihi var değil mi? Evet. Yani göçebe Türklerden beri. Değil mi? Moğollara kadar tabii, gidiyor. Tabii, Orta Asya'dan. Bu el miydi? Bir tarihçi, hatta bir Moğolca baklava kelimesi Moğolca'dan geliyor diye bir şey okudum ben. Bir tarihçinin şeyinde. Olabilir, neyse onu ben okumadım. Öyle okumuş. Ama ha, tabii bu hani Yunanistan sahip çıkıyor, işte Suriye sahip çıkıyor, Lübnan sahip çıkıyor meselesi vardı ya. Biz ona bağlı olarak tuttuk. 4 tane akademisyen hocamıza bu kitabı hazırladık. Bütün Osmanlı arşivlerini tarattırdık. Bütün belgeleri çıkarttık. Tarihi belgeleri çıkarttırdık. Ve hem Türkçe hem İngilizce böyle bir kitap hazırlattık. Yani kaynak bir eser oldu bu kitap. Dernek olarak yaptık biz bunu. Ve 100 yıl sonra, 200 yıl sonra insanlar baklavayla alakalı bir bilgiye başvuracaklarsa bu kitapta hepsi var. Yani. Biz bunu bu kitaptan şey olunca o geldi aklıma. Yanlış mı hatırlıyorum? Avrupa Birliği de Türk tatlısı olarak tescilledi baklavayı değil mi? 2013 yılında tescilledi. Aha, onun yakınlarda bir zamanda. Coğrafi işareti alındı. İşte onu soracağım. İşte o coğrafi işaretleme yörelere göre de değişiyor mu? Yani işte Gaziantep bölgesi, Diyarbakır bölgesi gibi farklı coğrafi işaretlemelerde oluyor mu baklava? Şimdi her ilin, her bölgenin kendine has olan, kendine ait olan nesneleri coğrafi işaret alabiliyor. Gaziantep'te tuttu, baklavada coğrafi işareti aldı. Sonra Avrupa Birliği'ne müracaat edildi. Avrupa Birliği'nde de Türk tatlısı olarak tescil edildi. Dolayısıyla artık buna Yunanistan sahip çıkması, evet, Yunanistan başka ülkelerin sahip çıkması sahip çıkmışlığı var Yunanistan'ın. Kusura bakmasınlar ama bazı Arap ülkelerinde de yapılıyor ama yani baklavadan başka her şeye benziyor. Baklava diye satıyorlar. Yurt dışında da görüyorum böyle bazı böyle büyük mağazalarda falan önemli şimdi yerlerde. Baklava gerçekten ülkemiz açısından bir marka oldu. Türk baklavası. Dünyanın her tarafında artık tanınır hale geldi ve dünyanın birçok ülkesinde de şu anda baklava imalatı yapılabilir hale geldi, lokal dahi olsa. Çünkü niye? Bunu nereden anlıyoruz? Ustalarımız gidiyor oraya. Bizden usta istiyorlar. Rusya'ya usta gönderiyoruz, Kırgızistan'a usta gönderiyoruz, Özbekistan'a usta gönderiyoruz, Almanya'ya usta gönderiyoruz. Yani birçok ülkelerde şu anda bizim Türk ustaları baklava yapıyor. Peki bir kalifiye eleman açısından bir sorununuz var mı? Yani usta bulmakta bir var, sıkıntınız var mı? Kaç yılda iyi bir baklava ustası oldunuz? Geçtiğimiz haftalarda öyle bir haber yapmıştık. Özellikle bu yeme içme sektörünün. Yani bunun temeli nedir Esra Hanım? Uzmanlarının sıkıntı, en büyük istihdamı bakımından. Evet, en büyük sıkıntımız artık çırak bulamıyoruz. Çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Bunun da sebebini 12 yıllık zorunlu eğitime bağlıyoruz.
12 yıllık zorunlu eğitim iş dünyası için iyi, o iyi değil. Yani neden? Niye? Neden? Çünkü meslek liselerinde yok mu? Meslek liseleri gerçek işlevini tamamen yerine getirebilirse problem olmayacak. Ama onlar da tamamen işlevini şu anda maalesef yerine getiremiyor. Yani gastronomi bölümleri var çünkü yok, orada ara eleman değil. Yetiştirmek yeterli için. Değil. Yeterli değil. Yeterli niye? Değil. Çünkü 12 yıl çocuk okuduktan sonra 19 yaşında bitirmiş oluyor zorunlu eğitimi. 19 yıl yaşından sonra da gelip de bir aslında böyle meslek o onu öyle değil işte öyle yani 12 yıllık çalışan. Zorunlu eğitim dememek lazım bence. Şöyle de sebebini o yani o mesleki eğitim verilen o liselerdeki o eğitimin seviyesinin yükseltilmesi daha fazla lazım. Kontenjanın belki okullarda eğitimin lazım. Eğitimin biraz daha irdelenmesi lazım. Meslek liselerinde daha işlevsel hale getirilmesi onu söyleyelim. Lazım. 12 yıllık eğitime değil de o, ama, o yok, işlevlerin yok, daha yoksa. 12 yıllık eğitimde... Çocuk baklavacı olsun evet diye okumasın mı? Olmasın öyle de ya. Hayır, ben okumasın dedim. Tahsil etme, tahsil asla tahsile karşı değiliz. Aha. Tabii ki asla değiliz. Ama bunun bir usulü olması lazım. Yani o ara eğitimle de verilebilir aslında. Öyle yani meslek liselerinin işlevini daha da geliştirmek lazım diyelim. Evet, yani evet, o siz bir baklava ustası bulmakta da sıkıntı sadece bulmakta yetişmekte. Sadece baklava ustası değil ki Esra Hanım. Bunu kesen bile ayrı değil mi? Hizmet sektöründe işçi bulunmuyor. Ne çalıştırıyor? Mecbur kalıyorlar bunu. Afgan çalıştırıyor, Özbek çalıştırıyor, Türkmen çalıştırıyorlar. Suriyeli çalıştırıyorlar. Yani bunların birçoğu da kaçak çalışıyor. Peki yani bir bu ülkemizin bir gerçeği var. Bir baklava ustası kaç yılda yetişiyor? Yani iyi bir baklava ustası. İyi bir baklava ustası en az 5-6 yıl da yetişir. 5-6 yıl. En az. Hatta bu bir kabiliyet meselesi. 30 seneden beri çalışan insan 5 senelik çalışan insan kadar da olamıyor. Yani yetenek de. Yetenek meselesi. Tamam yetenek çünkü de, sanat, el sanatı. Evet. Peki bir şey diyeceğim. Bu yine duyduk kulaktan duyduklarımla söylüyorum. Mesela pişiricisi ayrı bir usta. İşte evet, dilimleyen ayrı bir usta. Evet. O hamuru açan evet, ayrı bir usta gibi mi oluyor? Yoksa bir iyi bir baklava ustası bunun hepsini yapar yani mı? İyi bir baklava ustası hepsini yapar. Yapar mı? Tabii. Şu karşımızdaki tepside kaç kişinin emeği var? Tabii. Yani burada şimdi burada bir ekip olarak çalışılıyor tabii imalatlarda. Ama bunu bir kişi de yapabilir isterse. Yani ama imalatlarda, atölyelerde ekip olarak çalışılıyor. İşte usta açar, öbürleri hamurunu döşer. Öbürü gelir, dilimini diler, fırına verir, fırıncı da fırında pişirir. Ama iyi bir usta bunların hepsini yapabilir. Hepsini yapabilir. Bir şey merak ettim. Burada biraz önce konuştuk ya, armut ağacından oklavası olursa şöyle iyi olur falan. Peki fırını ne ateşinde pişmiş? Taş fırın ve ne ateşi mesela? Odun. Odun ateşi. Odun da şöyle meşeydi, başka bir şeydi var mı yoksa? Ama meşe odunu tabii ki. Meşe değil mi? Meşe odunu daha közü tutar, daha çabuk geçmez. Kül olması Mehmet Bey siz anlayabiliyor musunuz? Odun ateşinde mi pişti yoksa gazlı bir fırında mı pişti? Tabii anlıyoruz. Bir kalitede fark ettirir mi? Tatta fark ettirir mi? Fark ettirir. Baklavanın pişmesinde fark ettirir. Bakın şimdi eğer bir matador fırında, elektrikli bir fırında pişecek olursa baklava şu yeşillikleri göremezsiniz. Üstündeki yeşillikleri. Çünkü niye? O fırında piştiğinde şunları yakıyor, sarartıyor. Böyle. Ama taş fırında pişerse taş fırında pişerse bunlar yeşil olarak canlılığını korur. Ne oluyor? Tadı da bozulmuyor, lezzeti de bozulmuyor. Taş fırında piştiğinde yağ da çok fazla geçmiyor. Yani, peki evde baklava yapılımında mecburen elektrikli fırın kullanılacak. Fırında. Orada bir püf noktası var mı tavsiye edebileceğiniz? Hani şöyle pişirilmeli, böyle pişirilmeli diye yok, söyleyebileceğiniz yani bir şey var mı? Ortalama 220-240 derece ısıda pişmesi lazım. Hı hı. Bir de fırını o dereceye geldikten sonra baklava yapmak lazım. Ha, önce ısıtmak lazım. İyice ısınması lazım gerekiyor. Evet. Vallahi yani hangi birine bakacağız? Yeterince konuştuk sana yiyelim artık. Evet. Mehmet Bey çok... Yani evet, şimdi burada o zaman gördüğünüz gibi... Başla Kadir. Vallahi kusura bakma Mehmet Bey. Bir tane alayım. Dayanacak gücünüz kalmadı. Sen başla evet, ben de arkasından. Evet. Benim favorim bu midye. Midye diyoruz değil mi buna? Midye. Midye. Yani... Aslında biz bunu çıkartırken saray baklavası adını koymuştuk ilk önce. Fakat tüketici buna midye olarak söylemeye başladı. Böyle biraz devam edin, benzerliğinden dolayı. Evet. Sonra adı midye baklava oldu gitti. Evet ama evet, en çok satılan ürünlerden biri haline gelmiş tabii artık, değil artık mi? İyi satılan ürünlerden birisi oldu.
Soğuk baklava da iyi satılıyor şu anda. Özellikle gençler çok tercih ediyor. Hafif, hafif olduğu için, sütlü olduğu için. Yani sektöre iki tane çeşit ve eklenmiş bu mor baklavayı oldu. Da mor katarsak baklava da, evet. Bu da sektörün kim içine yaptı girmiş ilk oldu. Bu midye baklavayı biliyor muyuz? Midye baklavayı Gaziantep'te bir ilk önce tabii bir arkadaşım bana sosyal medyadan bir arkadaşım yazmıştı bana. Dönüp dolaştırıp Gaziantep'e getiriyor. Maraş'tan yazmıştı. Demişti ki ben işte filancı yerde çalışıyordum, filancı ustaydım. Bunu ilk ben yaptım dedi. Ha, o öyle dedi. Öyle dedi, onu öyle söylemişti. Ama Gaziantep'te bir arkadaşımız bunu yapıyordu, başka kimse yapmıyordu bunu. Sonra ben bunu arkadaşa söyledim, dedim ki ben de kendim de yapacağım İstanbul'da, yap dedi. Geldim İstanbul'da yapmaya başladık. İstanbul'da yap da tabii sonradan böyle sosyal medyada paylaşmaya başlayınca sektöre yayıldı gitti. Efendim vallahi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok da nefis. Ellerinize hepsi sağlık. Birbirinden güzel gözüküyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Kusura bakmayın, biz yemeye devam edeceğiz. Biz yiyelim. Reklamları izleyelim. Reklama gidelim. Bayramını kutlayalım.